Sevgili dinleyenler, yayınımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan hattımızda konuğumuz Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar olacak. Şu anda bağlantı sağlandı. Sayın Ünüvar, hoş geldiniz. Nasılsınız hocam? Hoş bulduk Salim Bey. Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok çok teşekkür ederim. Bugün Milliyet Gazetesi'nde Atilla Gökçe abinin köşe yazısını okumuştum. Sizinle ilgili bölümü de özellikle Ankara evet. Üniversitesi'nde Tömer'in yapmış olduğu eğitimleri de köşesine taşımış. Tömer eğitim alanında önemli işlere imza atıyor. Ankara Üniversitesi olarak da spor tercümanlığı konusunda çalışmalarını sürüyor. Hatta Tömer'den eğitim alanlar arasında A Milli Futbol takımımız teknik direktörü Stefan Kuş da var. Evet. Spor tercümanlığı ve bu Tömer eğitimleriyle ilgili yorumlarınız nedir? Evet, öncelikle çok teşekkür ediyorum böyle bir konuyu gündeme getirdiğiniz için. Geçtiğimiz hafta galiba ya Perşembe ya Cuma günü Sayın Gökçen'in yazısını okuyunca gece saat yarım civarında okudum internetten. Sonra ilgili arkadaşlar hemen yazıyı göndererek bu konuyla ilgili ne yapıyoruz diye bir şey başlattık, çalışma başlattık. Esasında Sayın Atilla Gökçen'in gündeme aldığı konu yıllardır spor izleyicileri arasında hep böyle konuşulan, zaman zaman da geyik vari sohbetlere konu olan bir husus. Yani yanlış tercüme, bazen ya ben öyle söylemek istemedim, bazen işte tercüme hatası falan şeklinde. Yani işini iyi yapanları tenzih ederek ifade etmek isterim ki hep konuşulan bir konuydu. Çok önemli bir konuya değinmişti. Ben de açıkçası bir önemli eğitim kurum olarak bu konuyla ilgili ne yapabiliriz, yaptığımız şeyleri nasıl geliştirebiliriz diye arkadaşlara değerlendirdim. Biz bir sertifika programı başlatıyoruz spor tercümanlığı ile ilgili. Sayın Gökçe'ye de onu ifade ettim. Dün de beni telefonla aramıştı sağ olsun. Bugün de gündeme köşesine taşımış. Biz tabii bu spor tercümanlığı konusunda bir defa Tömer uluslararası akreditasyona sahip tek devlet üniversitesi dil öğretim merkezi. Türkiye'de çok Tömer var, yani adı Tömer olan çok kurum var ama tek uluslararası akreditasyona sahip Tömer Ankara Üniversitesi Tömer dil öğretim merkezi. Ki sizin de ifade ettiğiniz gibi milli takım hocamız Sayın Kuntz da bizim hocalarımızdan Türkçe öğrenmeye çalışıyor. Zaman zaman da bunu gündeme de taşıyor. Teşekkür de ediyorum. Futbol Federasyonu ile bir protokol yapmıştık Sayın Nihat Özdemir zamanında. O protokolümüz çerçevesinde eğitime devam ediyor. Spor tercümanlığı konusu çok önemli bir konu. Hakikaten bir önce sertifika programı halinde başlatıp daha sonra onu tezli yüksek lisansa da dönüştürmeyi düşünüyoruz. Yani adeta bu konuda ben bu konunun bilimsel anlamda uzmanıyım dedik bir noktaya da taşımak istiyoruz. Bu çerçevede başlattığımız program. Tabii o programda sadece tercümanlık değil, çeviri yöntemleri, sporla ilgili terimler, belki metaforik deyimlere dayalı bir takım eğitimler bunlar çok olacak ve en sonunda bir sınavla o sertifika programı tamamlayacağız. Yani sertifika başlangıç aşamasında ama daha sonraki aşamada da tezli, tezsiz yüksek lisans programlarında geliştirerek kamuoyuna takdim edeceğiz. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar. Necdet Hocam, spor tercümanlığı dışında hakem okulu açmayı da planlıyorsunuz. Özellikle de ülkemizde Süper Lig'de, 1. Lig'de hakem kararları çok tartışılıyor. Böyle bir projeniz de var. Bu projeyle ilgili bilgi verebilir misiniz? Onu şöyle yapalım Salim Bey. Yani onu birazcık daha üzerinde çalışıyoruz. Hocalarımız çalışıyor. Tabii bu da çok önemli bir konu. Yani hakem müessesesi hakikaten her özellikle takım sporlarında hatta bireysel sporlarda bile adaletin, hakkaniyetin ve o alandaki sporun gelişmesi için son derece önemli bir nokta. Bu çerçevede biz belki hakem okulu şeklinde ifade etmekten ziyade özellikle hakemlerimizin kullandığı teknoloji, bir takım metotlar vesaire onlarla ilgili çalışmalar yapabiliriz diye düşünüyoruz. Açıkçası böyle bir çalışmamız var ama henüz o başlangıç aşamasında birazcık daha detayını çalışıp daha sonraki belki bir başka programda
yine tekrar konuşabiliriz. Çok teşekkür ediyorum Necdet Bey. Zaman ayırdınız, yayınımıza bağlandınız. Selam ve saygılar. Görüşmek ben üzere. Ben teşekkür ediyorum. Dinleyicilerinize hayırlı günler diliyorum. Hayırlı programlar diliyorum. Sağ teşekkür olun. Ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünü vardı.